Sayın Genel Başkan, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çok kıymetli üyeleri, biraz önce Sayın Hüsnü Bozkurt ayrı ayrı isimlerimizi söyledi, bizleri onurlandırdı. Ben de Sayın Özden Toker'in şahsında Cumhuriyet'in kurucu kadrolarını, burada bulunan her birinizin şahsında Cumhuriyet'e, kuruluş ilkelerine, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına ve devrimlerine sahip çıkan herkesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. ...1992'ydi. İzmir'de bir avukat bürosunda İzmir şubesinden Manisa şubesinin kuruluş yetkisine referans olmaları için 4-18 yaşında genç heyecanla İzmir'e gitmiştik. O gün bugündür Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikteyiz, temas halindeyiz. Manisa'daki 3 ay lise bittikten sonraki 3 ayımız Manisa'da kütüphanenin karşısındaki ilk dernek binasının boyanmasıyla, mobilyalarının çeşitli yerlerden tedarikiyle, evlerden getirdiğimiz kitaplarla mütevazi bir kütüphane oluşturulmasıyla geçmişti. Biraz önce Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi, başta kurucu Genel Başkanımız Muammer Aksoy olmak üzere, buraya bugünlere gelinirken sadece emek verilmedi, katkı sunulmadı, can verildi, canlar verildi ama derneğin kuruluş amacından ve Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinden asla taviz verilmedi. Dün bir televizyonda Cumhuriyet nedir dediklerinde pek çok kez söylediğim bir şeyi daha söyledim diye biraz önce Gülsün Hanım elimi sıktı, benden bahsetmişsin dedi. Aslında bahsettiğim Gülsün Hanım'ın şahsı değildir. Bahsettiğim şudur. Cumhuriyet, Manisalı Bahçıvan Abdullah Aga'nın ve Memur Aga Efendi'nin öğretmen çocuklarının oğlu Özgür Özel'i 10 yaşında yatılı okula devlet parasız yatılı bursuyla yollayan bir bahçıvanın torununu ve onu günü geldiğinde İsmet İnönü'nün torunuyla yan yana oturtan şeyin adı Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet gazete bayiliği yaparak çocuğunu okutan, hukuk okutan Mansur Yavaş'ın babasına ve bir yaşında babasız kalan evladını adliye cezaevi lojmanlarında büyüten ve halen daha bir kadın cezaevinde infaz koruma memuru olan Perihan Hanım'ın oğlu Hüseyin'i 30 yaşında Çankaya'ya belediye başkanı yapan rejimin adı Cumhuriyet'tir. O yüzden Atatürkçü Düşünce Derneği çağırırsa onun önünde bir engel olmaz. Çünkü Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanı Cumhuriyet'in 100. yılının son seçimini hepimiz çok istediğimiz ve bu ülke çok hak ettiği halde kaybettiğinde hepimiz yıkılmışken, hep birlikte bir çare ararken biz buna nasıl bir çare buluruz? Bu yere düşen omuzları, öne eğilen başları nasıl kaldırırız? Moralleri nasıl yükseltir? Mücadele azmini yeniden nasıl kazanır? Hem partiyi hem de bütün Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri nasıl ayağa kaldırırız deyince ve buna ilişkin irademizi ortaya koyarken
İlk geldiğimiz bina bu binadır. İlk kurumsal ziyaretimiz Atatürkçü Düşünce Derneği'nedir. O derneğin kıymetli başkanı bizi dinlemiştir. Gözümüzün içine bakmıştır. Elimizi tutmuştur. Ölene kadar arkanızdayım demiştir. Ölene kadar. Bizi ilk ziyarete gelen adaylıktan sonra destek ziyaretine gelen de odur. Ekibidir, kadrosudur. Sonrasında da makamımızda ilk ziyarete gelen kurum da Atatürkçü Düşünce Derneği'dir. Ve Sayın Üstü Bozkurt'a, yönetimine, tüm illerde, tüm ilçelerde geçen seneki büyük üzüntüden sonra hep birlikte ayağa kalkmamıza katkı sağlayanlara ve 31 Mart'ta doğru Atatürkçü, ilkeli, çok sayıda genç, çok sayıda kadın adayımızla birlikte 47 yıl sonra Atatürk'ün partisini birinci parti yapma hayaline inanan, hedefine de bizi ulaştıran sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Halk Fırkası'nın 11 Aralık 1923 tarihli toplantısında kabul edilen nizamnamenin ikinci maddesi olan halkçılığı şöyle tanımlıyor. Bu nizamname şu anda orijinali Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup yönetimi toplantı salonunun girişinde sağ üst köşede bir camaken içinde Osmanlıca olarak muhafaza edilmektedir. Orada duruyor. O nizamnamenin ikinci maddesinde halkçılar hiçbir ailenin, hiçbir sınıfın, hiçbir cemaatin, hiçbir ferdin imtiyazını kabul etmeyen ve kanunları vaaz etmedikleri mutlak hürriyet ve istiklali tanıyan fertlerdir diye yazılmış, Atatürk'ün ağzından okunmuş, oy birliğiyle ve alkışlarla kabul edilmiştir. Biz Atatürk'ün yolundan sapmadan, kurucu değerlerimizden taviz vermeden seçimleri kazanmak için başkaları gibi olmadık yollara sapmadan, kendimiz olursak kazanamayız, kapsayamayız şeklindeki özgüvensiz bir siyasete yönelmeden Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluş ilkeleri, yakamızda gururla taşıdığımız altı okun her birisinden gurur duyarak, her birisine sahip çıkarak sizlerin emekleriyle, sizlerin gayretleriyle partimizi birinci parti yaptık. Bundan sonra da 3 tanesi Ankara Büyükşehir, Çankaya ve Sakarya'daki tek belediyemiz Sapanca Belediyesi'nin bir el sallaşı genç başkanı görsünler. Sakarya'da yakılan çoban ateşinin sahibidir kendisi. O kıvılcım Cumhuriyet ateşini Sapanca'daki bütün belediyelere taşıyacak inşallah. 3 tanesi karşımda, 409'u Türkiye'nin 7 bölgesinde halkçılığı odağa alarak nepotizmden, akraba kayırmacılığından, eş dost kayırmacılığından uzak durarak bir lidere, bir cemaate değil, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna sadakat duyan liyakatli belediye başkanlarımızın emekleriyle hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu parti Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının yapılacak ilk seçimlerini de kazanacak, Atatürk'ün partisini
iktidara taşıyacaktır. Bunun için illerinizde, ilçelerinizde başkanlarımıza sahip çıkın. Başkanlarımıza destek olun. Başkanlarımıza yardımcı olun. Kusurlarını kulağına söyleyin. İyi yaptıkları işlerin görünür kılınmasına katkı sağlayın. Çünkü onlar bu kez birer yerel yönetici olmaktan başka bir görevle vazifeliler. Her birinin cebinde bir anahtar var. 409 tane anahtar var onların ceplerinde. Başkanlarımın cebindeki anahtar illerinin altın anahtarı değildir. Başkanlarımın cebindeki anahtar belediyenin kapısının anahtarı değildir. Kasasının anahtarı değildir. 4 yıl görevlerini yapıp da gönülleri kazandıkları ve evet işte Cumhuriyet'in partisi, işte onun partisinin Türkiye'yi yönetme vakti dedirtecek ve ellerindeki anahtar önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının anahtarıdır. Yapacakları hizmetlerle, gösterecekleri gayretlerle ve bu toplumda yaratacakları memnuniyetle gelecekte bu ülkeyi dürüst, namuslu, çalışkan, liyakatli kadroların yönetmesine yol açacaklar, Türkiye'nin geleceğine yön vereceklerdir. Buradan sonra biraz önce İnönü Vakfı için söyledim. Dün evveli gün Sosyal Demokrasi Derneği için söyledim. Çağdaş Yaşam için söyledim. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı için söyledim. Uğur Mumcu Vakfı için söyledim. Buradan bir kez daha söylüyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bütün üyelerine başkanlarımız, Türkiye'nin dört bir yerindeki Atatürkçü Düşünce Dernekleri de başkanlarımıza emanettir. Bu bina sevgili Mansur Yavaş'ın gayretleriyle, iradesiyle bu hizmeti yapmak için tahsis edildi. Bu çok önemli bir yaklaşımdır. Bütün belediye başkanlarımız Atatürkçü, laik, çağdaş, herkese sahip çıkmak, Atatürkçülüğü savunan, anlatan, Atatürkçüleri örgütleyen sizlere hizmet etmek durumundadır. İlçenizde, ilinizde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin nasıl bir ihtiyacı varsa başvuracağınız ilk yer en yakındaki Cumhuriyet Halk Partili belediyemizdir. Hepsi sizin emirlerinizdedir. Çünkü bu derneğe sahip çıkmak birilerinin sahip çıktığı gibi TÜRGEV'lere, TÜKVA'lara, okçuluk vakıflarına, yani muktedirlerin, mahdumlarının iktidar alanlarına, Ensar gibi bir takım yapılara herkes dört elle sarılırken, kamu kaynaklarını aktarırken, kentlerin en önemli binalarını, varlıklarını uzun süreli anlaşmalarla bu vakıflara devrederken, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetici, belediye başkanı, belediye meclis üyesi Atatürk'ün derneğine sahip çıkmakta tereddüt etmeyecektir. Bundan sonraki süreçte bize dair herhangi bir eksiklik olursa ilk başvuru
947 ilçemizdeki ilçe başkanlarımız, ikinci telefon Hüsnü Bozkurt üzerinden genel başkanıdır. Bundan sonraki süreçte artık Mansur Yavaş'ın ortaya koyduğu iradeyi tüm belediye başkanlarımız koyacak. Çağdaş, layık, Atatürkçü yapıya sahip olan kim varsa, kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, Türkiye İttifakı diyoruz ya, Türkiye İttifakı milli takım gol atınca ayağa kalkan herkestir. Türkiye İttifakı dünyanın öbür ucundaki filenin sultanlarıyla gurur duyan, yürekleri onlar için atan herkestir. Ayağa kalkıp milli takımla bir kim İstiklal Marşı söylüyorsa Türkiye İttifakı onu da kapsamaktadır. Atatürkçü Düşünce Derneği sol sosyalistlerin derneği değildir. Aynı Türkiye İttifakı gibi bütün demokratlara, bu ülkenin kuruluş ilkelerine sahip çıkan bütün demokratlara, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, Kürt demokratlara, sosyal demokratlara, ülkenin birliğine, bütünlüğüne sahip çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla sorunu olmayan bütün demokratlara kucak açıyoruz. Bütün demokratları Atatürkçü Düşünce Derneği'nin üyesi kabul ediyoruz. O yüzden bu dernek hepimizin derneğidir. Bu dernek kurucusu Muammer Aksoy'un derneğidir. Ama bu derneğin kurucusu, esas kurucusu Cumhuriyet'i kim kurduysa, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kim kurduysa odur. Bu derneğin de kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İsmini anmadım diye sakın 29 Ekim Kadınları Derneği'ni kapsam dışında tuttuğumu kimse düşünmesin. Adını anamadığım tüm yapılarla ilgili duygum, biraz önce adını andığım tüm dernekler, tüm yapılar, tüm vakıflar için aynıdır. Bir kez de Sayın Genel Sekreteri burada olduğu için bir selam da Cumhuriyet'in ilk yüzyılının seçilmiş son tarafsız Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e buradan yürekten bir selam yollayalım. Burada demokratik bir kurultay olacak, kongre olacak, genel kurul olacak. Demokratik bir yarış olacak. Çok yakın zamana kadar telefonumda adı ADD Utku diye kayıtlı olan, kendi talebiyle değiştirdik nasıl kayıtlı olacağını. O öyle istedi. Ve ana bir baba ayrı kardeşiz dedi. Hüsnü Bey böyle söyleyince ben de Ali Başkanım'la kardeş olduğumu öğrendim. Çünkü biz ana bir baba ayrı, Hüsnü Bozkurt'la abi kardeşizdir. Her ikisine de başarılar diliyorum. Seçilecek olan yeni yönetime gönülden başarılar, şartsız ve sınırsız bir destek vaat ediyorum. Bugüne kadar görev yapıp bırakacaklar varsa hepsine emekleri için teşekkür ediyorum. Böyle yapılarda görev bırakılmaz. Bir tek ünvan bırakılır. Görev derneğe sonuna kadar sahip çıkmaktır. Bu güzel günden birazdan çok adetim olmadığı üzere kalkacağım ve ayrılıp gideceğim. Ama gittiğim yere bir selam yollayacağınızdan eminim. Gittiğim yer İstanbul'da bir kreş. O kreşte bir mezuniyet var. O çocuğun babası o çocuğu o kreşe hiç bırakamadı, hiç alamadı. O çocuğun babası benim yerime bir şey yapıyor. Ben de bugün onun yerine
kızının mezuniyetini izlemeye gidiyorum. O çocuğun babası Tayfun Kahraman. Hepimiz yerine yatıyor. Tarihi bir revanş almak için İstanbul'un beton Taksim Meydanı'ndaki tek parka top çıkışlası yapmak istediler. Ağaçları kesmek istediler. Odaların başkanları bir inisiyatif oluşturdu. Yapmayın dediler. Dozerler gelince önüne geçtiler. Çadır kurdular. Çadırlarını gelip FETÖ'cüler yaktılar. Direndiler, çoğaldılar. 100 oldular, 1000 oldular, 10.000 oldular. Orantısız güç saldırıyla 80 ilde 15 milyon kişi oldular. Hep birlikte direndik. Tayfun Kahraman dönemin başbakan yardımcısıyla görüştüğünde şartları sıraladı. Başbakan Türkiye'ye gelmesin. Bakanlar istifa etsin. Yönetimi bize devredin demedi. Deseydi darbeci olurdu. Tayfun Kahraman sadece şunu dedi. Ağaçları kesmeyin, topçu kışlası yapmayın, AKM'yi yıkmayın, AVM yapmayın. Silah atar gibi gaz bombası atıyorlar. Arkadaşlarımız kör oluyor, ölüyor. Bunları yapmayın. Çadırları yaktıran, sis bombasını mermi gibi kullanan, bu talimatları veren İstanbul, Ankara, Hatay emniyet müdürlerini görevden alın. Bir de gözaltına aldığınız gençleri bırakın. 7 talep. O görevi braksın dediği 3 kişi o gün göya darbeyi bastırıyorlardı. Üçü de 15 Temmuz akşamı darbeye kalkıştı. Üçü de şu anda bir silahlı terör örgütü mensubu olmaktan hükümlü durumdalar. Ama onların terörize ettiği Taksim Meydanı, Gezi Parkı ağaçları savundukları için içeride yatan arkadaşlarımızı 11 yıl sonra halen daha aynı kinle, aynı nefretle içeride tutuluyorlar. Tayfun Kahraman dönemin başbakanıyla yaptığı görüşmeden sonra da çıkıp ağaçların kesilmeyeceğinin garantisini aldığını, yargı kararının bekleneceğini, referandum yapılacağını ve artık Gezi'den ayrılmayı takdirlerine Gezi sakinlerinin sunduğunu söylemiş. Yani çatışmanın değil, uzlaşının tarafı olmuş. Ortaya çıkan son gün görüntülerinde hiçbir sorumluluğu olmayan 5 kişiden bir tanesi, birisi Osman Kavala'dır, birisi sevgili Can Atalay'dır, birisi Mine Özer'dendir, bir diğeri Çiğdem Mater'dir, birisi de ne kaydına gidebildiği evladının ne de baba mezuniyetime gelebilecek misin deyip camın arkasından hazırladığı dans gösterisini babasına gösteren Vera'nın babası Tayfun Kahraman'dır. Tayfun Kahraman ve hepsi hepimizin yerine, hepimiz ki Gezi'yi sahipleniyoruz, Gezi'nin barışçıl, Gezi'nin çevre duyarlılığı olan, Gezi'nin yaşam biçimine müdahale olduğunu gören, ona itirazı meşru bulan, anayasal direnme, toplanma, gösteri hakkını sahiplenen bizler olarak Tayfun Kahraman bizim yerime, sizin yerinize yatmaktadır, hepimizin yerine yatmaktadır. Ben de hepiniz adına hem bütün Gezi'de haksız yere tutuklu, hükümlü olanlara hem de sizin yerinize Vera'ya sevgilerimi götürüyorum. Sizin alkışlarınızla aranızdan ayrılıyorum. Sağ olun, var olun.